Hocam ben kendim öğretmenim. Sürekli Avrupa'da gidiyorum, Almanya'da gidiyorum, Türkiye'de, dünya geziyorum. Yani arkadaşlar bakın, sadece ülkeyi kötülemek... Yemişler, yemişler, içini tüketmişler. Dünyanın her... Siz öğretmen misiniz? Evet, ben öğretmenim. Sürekli Avrupa'ya gidiyorum. Bakın. Başında, öğretmen maaşıyla nasıl Avrupa'ya gidiyorsunuz diye soracaklar size. Rahat gidiyorum hocam ben. Benim yeşil pasaportum var. Uygun biletler geliyor. Ailem orada, ablalarım orada. Gidiş geliş 100-150 euro bilet bulup gidip geliyorum. Neyi savunuyorum? Hayır, siz sadece ülkenizi kötülemeyin. Arkadaşlar bir de arkaya bakın. Yemen'de insan ekmek bulamıyor. Suudi Arabistan'dan ben yeni geldim. Yurt dışı görevden. Benzin Suudi Arabistan'da 45 helaleydi 2018'de. Bugün 2.50. %500 Suudi Arabistan'da bugün itibariyle benzin fiyatları artmış durumda. Dünyanın her yerinde bir ekonomik kriz var. Kabul ediyoruz. Ülkemizde de alım gücü çok düştü. Ama buğday niye oradan ithal geliyor? Adamların enflasyonu %6. Bizde niye %100? Niye %100? Tarım alanları buğday ekili senin alandan çok daha yüksek. Adam buğday ekiyor. Aldı mı? Hediye. Ya ne demek canım, içmeyeceksiniz ya. Yapma. Ukrayna dünya buğdayının Bu da lüks. Bu da lüks değil mi? Zaten hep bu zihniyetle bu hale geldik. Bak bu zihniyetle bu hale geldik. Söylemiyoruz. Sadece eleştiriyoruz. Hocam bir öğretmen olarak Avrupa ile burayı kıyaslıyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz peki? Yani Türkiye çok mu iyi durumda? Hayır hayır. Ben onu demiyorum. Avrupa bugün, Avrupa 80 yıldır sanayileşen bir ülke. İlk arabamızı dün çıkarttık. Kendi içimizden herkes eleştirmeye başladı. Bugün Almanya'nın 15-20 tane markası var. Eleştiremezsin. Bir kere kendi ülkemizi... Bize 10 tane soru sorun bak. 10 tane soru sorun. Arkadaşlara sorun, bana da sorun. Evet. Mesela diyelim ki buradaki hayat standardı. Ben Avrupa'dakini söyleyeyim. Buradakini ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum bak. Buradaki hayat standartlarını bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar sorun. O cevap versin. Bana sorun, ben sorayım. Tamam. Hayat standartlarını karşılaştıralım diyorlar. Tamam, arabayı falan bırakalım. Hayat standartını. Maaşları karşılaştırdım. Bugün Almanya'da bir öğretmenin, lise öğretmeninin maaşı. Ben Danimarka'da yaşıyorum. Danimarka işçisiniz değil mi? Normal standart bir işçisiniz. İşçiyim. Benim şu anda Türkiye'de 25 yıllık öğretmenim, ek dersle birlikte maaşım 14 bin Türk lirası. 4 bin lira kira veriyorum, 4 çocuk sahibiyim, 10 bin lira bana elhamdülillah bugün itibariyle yetiyor. Buyurun efendim. Ben abi 18 bin Danimarka koronu bak. 25. yılım. Neden bir ev alamadınız? 25 yıldır memur olarak çalışıyorsun. Hocam, neden bir ev alamadınız? Evet, yok. Para bağlamayı düşünmediğim için belki de. Yani okey, yetmediği için. Yok yok yok, yo, sıkıntı yok. 18 bin Danimarka kronu maaş alıyor. Euro ile. Ha tamam, kirasını euro, ne veriyorsunuz? 2500 euro. 2500 euro yapıyor. Verdim kira mı? 700-800 euro. 18 bin kronun karşısında ne veriyorsunuz? Kron olarak. Kron olarak 6-7 bin kron var. Yaklaşık olarak 3'te 1'i. Yani 3'te 1'i. 3'te 1'i kira verdim. Aynen. Ya, aynı maaş. 15 binin 5 bini kira veriyorum. 3'te 1, 3'te 1. Sen burada bir kilo ete kaç lira, ne kadar veriyorsun? Et şu anda ortalama 100-110 lira falan benim abi. 150 lira diyelim. 150 lira. Ben orada 40 kron veriyorum. O da 80-90 TL atıyor. Bugün Hollanda'nın hayvancılığı, yani biz bir şey tartışırken Hollanda'nın tarımıyla hayvancı, onları karşılaştırmamız lazım. Ben şu anda bak hiç çalışmadım halde. Bak bugün... hiç çalışmadım halde mesela hastalık parası alıyorum. Aynı 18 bin lira kronu. Full maaş veriyorlar. Bugün o Avrupa'da tek insan maaşla. Tamam, öğretmenler normalde şikayetçi, siz memnunsunuz gibi. Ben kendi hayatımda memnunum. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın diyorum, eskiye göre benim şu anda alım gücüm çok düştü. 2013'te 1700 dolar civarında maaş alırken bugün maaşım 850-900 dolara düştü. Yani dolar bazında çok düştü. İthal olan birçok şey şu anda alırken zorlanıyoruz. Evet, araç fiyatları yükseldi, dışarıdan ithal eden birçok şey yükseldi. Ama bütün dünyada şu anda bir ekonomikte kriz var. Yani bunu kimse kabullenmiyor mu? Bugün Avrupa'da, bugün her yerde enerji fiyatları yüzde kaç arttı? Sizin artmadı mı Hollanda'da? Hollanda'da artmadı mı hiçbir şey? Enerji fiyatları, elektrik fiyatları, doğalgaz, her şey arttı. Ama ona göre de maaşlarımız da iyi. Ne kadar, %100 maaş şey mi oldu? Yapmayın. Yok, yani şimdi değil, yani zaten normalde mesela bizim refah düzeyimiz mesela. Almanya'ya gidip geliyorum, 1500 euro maaş alan enişten 1100 euro kira veriyor. Uçak biletini ne kadar ucuza buluyorsunuz? Yani 10 bin lira kalıyor matematiksiz yaptınız. Uçağa falan nasıl biniyoruz bu koşulda? Ya ben sürekli her hafta gidip gelmiyorum. Yılda bir kere denk geldiğinde gidiş dönüş yaklaşık 140-150 euroya Pegasus'tan promosyon bilet bulup alıp geliyorum, gidip geliyorum. Evet, vatandaş köyüme gidemiyorum dedi biraz önce. Arabayı nasıl biniyor? 1 milyon araba alıyor, benzin koyamıyor. Lütfen. 1 milyonluk araba bundan 2 yıl önce ne kadardı, ona da bakmak lazım. Maaş alıyor mu yani? Neyi kıyaslıyorsun? Hem diyorsun aynı şeyi kıyaslayalım. Ama vatandaşı da kıyaslayacaksın.
Ben bir sıkıntı var. Neden maaş alacağım? Bir şey söyleyebilir miyim? Neden herkes şu an bir şey söyleyebilirim amcacığım? Neden herkes şu anda cebini düşünüyor? BK'dan niye kimse bahsetmiyor? Yapılan işlerden neden kimse bahsetmiyor? Kimse görmüyor maalesef. Onu herkes kimse bahsedemezsin. Önce karnın doyacak. BK neyle ilgili BK? Bir dakika. Bu ülke 100 yıllık ülke. Ya bir dakika bir saniye yapabilirsin. Hayır sizden alalım. 100 yıllık ülke değiliz. 2000 yıllık bir ülkede yaşıyorum ben. Tamam. Sizi kapatalım hocam. Bir öğretmen olarak şartlardan memnunum diyorsunuz değil mi? Yani 10 bin lirada kalıyor, memnunum. İtibariyle bir daha söylüyorum. Ekonomik olarak... Genel olarak öğretmenler adına konuşuyorsunuz yalnız burada. 3-5 lira önceye göre evet. Gerçekten de ekonomik olarak şu an bir sıkıntı var. Ama bütün dünyada var olduğu için birazcık kemerimizi sıkalım. Birazcık aldıklarımızı kısıyoruz. 2 kilo aldım, 1 kilo indiriyorum. Ama umutluyum. Ülkemden umutluyum, geleceğimden umutluyum. İnşallah çalışarak her şeyi başaracağız. Bir kendimize bir güvenelim. Tahıl koridorunun kesintiye uğradı. Bu dünya lideri, bu Türkiye'mizin lideri. Sevseniz sevmeseniz de. Biz kendi aramızda eleştirebiliriz. Ama yurt dışında biz liderimizi eleştiremeyiz. Bir telefonla tahıl koridorunu bugün yeniden kullanıma açan bir liderimiz var. Niçin bunları görüp kabul etmiyoruz? Dünyada şu anda Allah'ın izniyle inşallah yine gazın merkezi biz olacağız. Yine o Avrupa bizden gelip gaz almak için sıraya geçecekler. Bir kendimize güvenelim. Sadece bunu diyorum. Hocam onları geçelim. TOG'da bile, yerli arabamızda bile vatandaş anlaşamadı bir şekilde. Yani ne kadar yerli hocam, tartışması çıktı. Hocam yerli aracımızda bizim sadece işte yorumlar... Bizim vatandaşımız böyle. Arkadaşlar bugün Türkiye Cumhuriyeti en yüksek ihracatını otomotiv yan sanayinde yapıyor. Bugün bir içten yanmalı motor yaklaşık 4500 parçadan üretilir. Volkswagen'in kullandığı en az 300-400 parçayı Türkiye üretiyor. Bursa'dan giden parçalarla biz Volkswagen'e biniyoruz. Yani herkes diyor ki yerli. Dünyada böyle bütün parçasını üreten bir ülke yok. Yok bir saniye. Bir daha Avrupa'da, Amerika'da dahil, İngiltere'de dahil kendi ürettiği ürünlerin bazı parçalarını Avrupa'da başka ülkelerden alıyor. Dünyada en fazla tedarik Çin'dir. Araçların birçok parçası Çin'den gelir. Hangisinde madde Çin yazıyor? Mercedes'in bütün parçaları Çin'den gelir. Ama Almanya. Neyi savunuyorsun? Beyefendi gerçekleri savunuyorum. Siyaseti konuşmuyorum. Ben realistim. Dünya bir taraf, o bir taraf. Laf bu kadar. Abi siz de başlayın. BK dediniz. Abi söz verdik. Evet BK ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Bundan bahsetmiyor kimse diyorsunuz. Ya şimdi arkadaşlar tanıştı herkes aynı şeyleri konuşmak, aynı şeyleri düşünmek zorunda değil. Kimse Tayyip Erdoğan'ı sevmek de zorunda değil yani. Ama herkesin davası olması lazım. BK şu anda... Akdeniz'deki şeylere bakıyoruz, deniz sularına hiç Amerika yığdı Yunanistan'a, hiç kimse ondan bahsetme. Şu an ciddi anlamda tamam bir kriz var. Ha, kriz derken bu korona döneminde falan bir ev olan bir milyonluk ev olan 3 milyon oldu yani. Herkesin ikiye katladı. Sadece asgari ücretle alt kesimle çalışan insanlar tamam zor durumda ama devlet de bunun için elinden gelen her şeyi yapıyor yani. Şu anda diğer liderlere baktığımızda yurt dışından gidip akıl alıyor yani. Bizim buna kimsenin aklına ihtiyacımız yok ki. Biz de Osmanlı'nın torunuyuz Allah'ın izniyle. Bunlardan da aşarız. Bizim milletimiz acından ölür ama vatandan vazgeçmez. Şu an şunu da söyleyeyim. Mesela benim çok zoruma gidiyor, ağrıma gidiyor yani. Ben antrenörüm, kickboks antrenörüm. Benim arkadaşlarım daha da şu an operasyon yaparken, savaşırken, çatışırken insanlar çok çirkin sözler söylüyor askeri hakkında. Gerçekten siyaset gittikçe daha kötüye gideceğine inanıyorum. Biraz daha insanların duyarlı olmasını istiyorum. Tabii ki zor durumda. Bundan 20 sene önce 4 kişi bir ev kirasını veremedi. Şu an herkesin altında BMW'si var. Ne zaman bizim insanımızın cebine dokunduğunda o zaman senden kötüsü yok. Ama insanlar biraz daha gözünü açmak lazım. Yani yemin edebilirim ama inandıramam. Rabbim nasip ederse 2025'te herkes Türkiye'de yaşamak isteyecek. Bu kadar emin. Neye dayanarak diyorsun abi bunu? Gidişata göre ben çok beğeniyorum. Bu korona döneminde ben antrenörüm. En çok spor salonları, kafeler falan zarar etti. Ben zarar ettim ama şu anda işiniz çok mu? Rabbime şükür geçiniyoruz ama daha ciddi sıkıntılar var, sorunlar var. Normale döndü her şey. Televizyonu her gün açıyoruz. Bir uçak çıkıyor, bir gemi çıkıyor. Hiç kimsenin haberi bile olmuyor. Artık öyle bir normalleşti ki. Bir de televizyonu açıyorum. Hangi televizyonu açıyoruz abi? Hepsini açıyorum ben. Halk TV'de istiyorum. Ben bak yemin ediyorum size bir şey söylüyorum. Benim için vallahi billahi particilik değil. Benim için devletimin devamlılığı önemli. Kim bana hitap ediyor? Ben Halk TV'de, abi müsaadenle ben Halk TV'de izliyorum.
Fox izlemiyorum. A Haber'i de izliyorum. ATV'yi de izliyorum. TRT1'i de. Vallahi billahi hepsini izliyorum. 2025'te tüm dünya Türkiye'de yaşamak isteyecek diyorsun. Demiyorum bak. Herkes Türkiye'de yaşamak isteyecek. Rabbim. Onu dedim ben de. Bunu inanıyorum. Bunu diyorum. Evet 2025'te. Abi niye tarihleri öne atıyoruz? 2023'ü bekledik. Önümüzdeki ay şimdi 2025'e mi sektik? Bu adamın zaten projeleri var yani. Bu adam projeleri devam 2023 dedi. 2051, 2071 dedi. Hedef hayal olması lazım devamlı yani. 2023'te ne yaşayacağız abi? Birkaç ay kaldı. Reis Allah'ın izniyle yine nal toplatacak, alacak inanıyorum. Ama çok iyi. Seçimi geçelim. Vatandaşı ne bekliyor? Vatandaş ne çok bekliyor? İyi gidiyor. Nasıl çıkarıyor muyuz? İyi gidiyor. Her şey iyi gidiyor abi. Sıkıntı yok ki. Bak kardeşim ben buraya 1969'da geldim İstanbul'a. Karaköy'den Şişhane'ye bir tane Fransızlar yaptığı şey vardı. Metro. Metro değil de yani o şey. Evet. Bak şimdi Kartal'dan geldim ben buraya yarım saatte. Allah razı olsun. 50 kere dua ettim gelene kadar. Onları görüyoruz. Vatandaş da açız ölüyoruz abi, diyor abi. Geçinemiyoruz diyor. Vatandaş ölüyor. Avrupa ölmüyor. Abi öyle bir şey yok. Kim ölüyor? Son bir şey söyleyeceğim. Bir de bir şey söyleyeceğim. İş sıkıntı gerçekten yok. Sıkıntı olabilir. Alt kesimde var. Onu dünyada da var ama. Şunu söyleyeyim. Gençler gerçekten çalışmıyor. Bir de Suriyelilere kızıyorlar. Afganlara kızıyorlar şu anda. Şu an Afganlar, Suriyeliler gitse bizim işlerimizi yapacak insanlar da yok. İnsanlar çalışmıyor.